Evet, yayınımıza son seansla devam ediyoruz sayın seyirciler. Son seansta bugün Türkiye'de savunma sanayinin güncel durumunu, nereden nereye geldiğini, gelişimini ve geleceğini konuşmaya çalışacağız. Elektro-optik ve otonom araçlar üzerinden yapmaya çalışacağız bunu. Rekrom kurucusu Sayın Altuğ Uçar'la birlikteyiz. Rekrom AŞ kurucu CEO'su Altuğ Uçar bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi ve Rekrom'u tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben işte lisansımı ve yüksek lisansımı fizik mühendisliği üzerine yaptım. Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği'nde işte 2006 yılında bitirdim bu kariyerimi. Ardından şeye başladım. Sektöre direkt girdim. Zaten her zaman hayalim savunma sanayiydi. Her zaman yüksek teknoloji şeydi. Çok küçük yaşımdan beri şeyimdi. En sevdiğim şeydi. Teknoloji aşkım vardı diyebilirim. Fizik mühendisliğinin aslında biraz oradan geliyor. Yani hiç bilgisayar mı, makine mi, elektronik mi hangisini karar veremedim. Fizik hepsi beraber oldu. Çok da güzel oldu. Ama oradan optiğe geçtik. İşte üniversite çağlarında sağ olsun Namık Kaçan, onu da buradan anmak isterim hocam. 2022'de kaybettik kendisini. Türkiye'nin ilk optikçisidir. Optiği Türkiye'ye getiren adamdır diyebilirim. Onun sayesinde ben de optikçi oldum. Onunla beraber işte TÜBİTAK SAGE'de çalışma hayatıma başladım. Önce TÜBİTAK SAGE'de şeydir bilmeyenler için, Savunma Araştırma Geliştirme Enstitüsü. TÜBİTAK'ın savunma koludur, savunma üzerine çalışan koludur. Ondan sonra işte çeşitli işte Roketsan'da, Asya'dan vesaire hem projeler ortaklıkları hem çalışma fırsatı buldum. 2019 yılında da kendi şirketimi, Rekrom'u kurdum. 2018 yılında? 19 Mart ayında. 2019 Mart ayında, yani Rekrom'u kurdunuz. TÜBİTAK SAGE, Roketsan, Aselsan da çalıştıktan sonra. Aynen. Rekrom. Aynen. Peki şu anda halen kurulduğu şekilde mi faaliyet gösteriyor, yoksa faaliyet alanlarını geliştirdi mi, değiştirdi mi Rekrom? Ya zaten tek başına kurdum firmayı. Hı-hı. O yüzden şey, tabii ki her sene genişletiyor, her sene genişletiyor. Firmamız her, hı-hı, sene daha büyüyor. Büyüdükçe şeyimizi, faaliyet alanımızı geliştiriyoruz. Şeyi değiştirmedik ama her zaman elektro-optikti. Optikti konumuz. Her zaman, hı-hı, optikti. Hala optik. Bu konuda ısrarcıyız. Elektro-optiği savunma sanayinde nasıl kullanıyorsunuz? Ne gibi ürünler üretiyor? Ya aslında şöyle düşünebilirsiniz. Rekrom. Yani şeyler, bütün savunma sanayi, bütün şeyleri düşünürseniz işte ne yapar insanlar? Bir şeyleri öncelikle görmemiz lazım. Öncelikle işte istihbarat, öncelikle bir şeyleri öğrenmemiz lazım. Konu istihbaratsa, konu bir şeyler öğrenmekse elektro-optik. İşte şeyler, dronların yapılma amacı da budur. Bu arada birçok dronun olma amacı üzerindeki elektro-optikleri taşımaktır. İşte kameraları, termal kameraları, visible kameraları, işte şeyleri saymazsak, silahları saymazsak canım, silahların da üzerinde tabii ki silahları hedeflemek için gene elektrooptikler var. Yani anlayacağınız, görmezseniz vuramazsınız, görmezseniz savunamazsınız. Elektrooptik her şeyin temelinde şey, çok önemli bir yerde. Savunma sanayinde tabii çok önemli bir yerinde. Yani siz savunma sanayine elektrooptik alanında ürün tedariki yapıyorsunuz daha çok. Biraz anlatabilir misiniz bu elektrooptik ve otonom araçları? Otonom araçlar bizim yeni konumuz. İlk bu işe başladığımızda tabii otonom araçlar biraz daha şeyimizin dışındaydı, vizyonumuzun dışındaydı. Şeyden bahsedersek, işte ben kariyerime son füzesinin, TÜBİTAK SAGE'de son füzesi, Türkiye'nin ilk güdümlü seyir füzesidir son füzesi. Türkiye'nin yaptığı o zaman için en gelişmiş silah platformlarından bir tanesidir bu arada son füzesi. Çok başarılı bir projedir. 2012 yılında kapattık projeyi, işte 2006-2012 yılında ben de onun aracı başlarının geliştirilmesine rol aldım, büyük rol aldığımı düşünüyorum. Çünkü füzenin burnunda bir şey var, termal kamera var aslında bakarsanız. Füzenin bir gözü var. Biz o füzenin gözünü yapan ekipteydik. İşte füze, eğer füzenin gözü olursa, bir optik sistemle bir füzeye güdüm sistemi kazandırırsanız çok hassas şey yapabilirsiniz, hedefleme yapabilirsiniz. Son testlerde şey hatırlıyorum, bir otobüstü bizim şeyimiz, hedefimiz, test hedefimiz. Otobüsün üzerindeki havaalanıydı hedef ve tam havaalanından şeyi, füzeyi sokmayı başardık. Çok başarılı testler yaptık. Elektro-optik sadece savunma sanayinde mi kullanılıyor? Hayır. Yani şey de elektro. Hangi alanlarda kullanılıyor? Bir kamera da elektro-optiktir. Şey de, normal bir kameradan da bahsediyoruz. O da elektro-optik bir komponenttir. Aslında optik diyelim genel olarak da, işte artık elektroniksiz bunu anmak mümkün değil. O yüzden elektro-optik diyoruz. Yani şu an cep telefonlarımız, hep bizim cebindeki telefon, şey, kaya adı neydi? Cep telefonlarının üzerindeki fotoğraf makineleri elektro-optik bir sistemdir. Peki Rekrom sadece savunma sanayinde mi çalışıyor yoksa? Yok, hayır. Yani şöyle ki, şu an çok büyük şeyimiz, ciromuz mu diyeyim, işimiz tabii ki savunma sanayi ama amaç tabii ki sivilleşmek. Ki Türkiye'de yapılan yanlış biraz da bu. Yani savunma sanayileri sadece, savunma sanayi firmaları sadece savunma sanayine iş yapıyorlar. Dünyaya baktığınız zaman asıl başarı böyle yakalanıyor. Hem savunma sanayinde varsınız hem sivil sektörde varsınız. Hani bunu yakalamak lazım. Rekrom'un da amacı bu. O yüzden de biraz kendimiz, vizyonumuzu otonom araçlara çevirdik. Biliyorsunuz otonom araçlar, yani işte robotlar aslında bakarsınız. Otonom araç dediğimiz şey.
Robot, şu an robotik çağındayız. Robotların da en büyük problemi bu arada görmek, çevrelerini algılamak. Eğer bir robot çevresini çok iyi algılayabilirse zaten istediği gibi hareket edip yolunu bulabilir. Şu an en büyük problem bir tanesi bu otonom sürüşün, işte bu otonom taksilerin, kendi kendine giden taksilerin, kendi kendine giden arabaların en büyük problemi çevrelerini iyi algılayabilmek. İşte bir yaya var mı, çarpmaması lazım. Hiçbir şey çarpmaması lazım tabii ki ama özellikle insanlara çarpmaması lazım. Hareketli şeylere çarpmamız lazım. İşte çevremizdeki hareketli şeyleri fark etmek hiç de kolay bir şey değil. Yani bir robot için bu kolay bir görev değil. Türkiye'de savunma sanayinin geldiği noktayı değerlendirebilir misiniz biraz? Tabii. Aslında ben yani çok çocukluğumdan beri savunma sanayiyle ilgilenirim. Hatta belki daha çok 15-16 yaşlarında belki daha fazla ilgileniyorum diyebilirim. O çocukluğum verdiği herhalde şevkle sektör dışarıdan bakarken. Bir kere yani son 20-25 yılda korkunç bir gelişme var. Yani şeye baktığınız zaman, 20 yıl önceye baktığınız zaman envanterde yerli araç zaten hiç yok. Yerli platform. Yani işte kara, hava, deniz ne derseniz hiçbir yerde hiçbir şeyimiz, yerli platformumuz yok. Şu an bakıyorsunuz yerli tank, yerli uçak, yerli gemi, yerli helikopter tamam hepsi envantere girmedi ama hepsi çok güzel yürüyen projeler. İşte Kaan son günlerde yine uçuş testini tamamladı Türk Milli Jet'imiz. Kendi şeyimizi zaten yapmaya başladık. Eğitim uçaklarımızı zaten yapmaya başladık. İşte Altay tankı çoktan aslında kendini kanıtladı. Milli tankımız. İşte 4. Milgem'in 4. versiyonu suya indi. Böyle bakarsanız işte şu an Atak helikopterinin tamam belki İtalyan Agusta ile ortak yapıldı ama şimdi Atak 2 tamamen yerli kabiliyetlerle geliştiriliyor ki araya Gökbey girdi Genel Max helikopteri. Derken anlayacağınız 20 yıl önce bunların hiçbir değilken 25 yıl önce bunların hiçbiri konuşulmazken yani hep yabancı biliyorsunuz işte F-16'lar var, Sikorsky diyoruz aslında, Black Hawk'lar, Night Hawk'lar, neyse Hawk tipi helikopterler var. Amerikan uçakları, Amerikan gemileri ama şu an bakıyorsunuz envanterimiz büyük bir hızla dönüyor, tamamen yerliye dönüyor. Hatta bunu da geçiyorum, bence çok büyük başarıdır. Türkiye'ye ilk defa havacılık sektöründe satış yapıyor, ithalat yapıyor yani sıfırız. Yani düne kadar Türkiye'nin havacılık sektöründe hiçbir şey, sivil yerli bu arada, hiçbir satışı yokken şimdi ben çok büyük başarı olarak görüyorum Baykar'ın yaptığı işi. Dünyaya satılıyor, uçak satılıyor hem tarafı, askeri tarafta. İnşallah bunu sivil tarafa da taşıyacağız. Yakın zamanda sivilde de varlık göstereceğiz diye umuyorum. Dünyadaki gelişmeleri Türkiye bu anlamda yakalayabiliyor mu değil de öncülük mü ediyor artık yani? Onu nasıl değerlendirirsiniz bazı konulara? Öncülük ediyor demek için erken. Ya bakarsanız dünyada kendi helikopterini yapan kaç tane ülke var? Dünyada kendi uçağını yapan kaç tane ülke var deyince Türkiye aslında olması gereken yerde. Türkiye'ye bakarsanız hacmi, yüz ölçümü, nüfusu, ekonomik büyüklüğü derseniz 18-20 arasında gidip gelen bir ülke hangi listeye bakarsanız ufak değişiklikler gösteriyor. Yani özellikle bu İHA'ları da kastederek sordum bunu ama. Tamam ben de onu söyleyecektim işte. Yani diğer konulara baktığınız zaman tank, helikopter, uçak vesaire zaten olmamız gereken yerdeyiz. Uçak konusunda hızlı gidiyoruz işte tam da ben de onu söyleyecektim. Dünyada zaten kendi savaş uçağını geliştirebilen 10'un üzerinde 11 tane ülke sayabiliriz. Türkiye bunların arasına girmek üzere. Orada bakarsanız çizgisini aşmış durumda bir küçük aşmak üzere. İHA'lara bakarsak aslında ben de asıl altını çizmek istediğim konu o. Bayağı diyebiliriz, Türkiye ilk dörtte diyebiliriz yani hem SİHA konusunda silahlı, askeri, insansız hava araçları hem de normal insansız hava araçları konusunda çok büyük başarılar alınmış durumda. İşte en uzun uçuş süreleri, üretim sayıları, satışlar derken çok yol kat edildi ve çok iyi gidiliyor ki teknolojinin merkezi zaten burası. Havacılığı atamız da söylemiştir ya, İstikbal göklerdir diye. Bence de öyledir. Yani önce havacılık sektörü geliştirilmeli ki Türkiye sanırım açığını da böyle kapatmak için böyle bir yol çizmiş durumda. Çok güzel bir yol bence. O tarafta çok iyi ilerliyoruz. Otonom da biraz bu yüzden önemli. Otonom uçaklar aslında bakarsanız bence daha önemli. Pilotlu uçak yapmaktansa pilotsuz uçak yapmak daha önemli. Ben diye inanıyorum biliyorsunuz F-35 ihalesi vardı. Türkiye'yi çıkarttılar. Bir sürü olaylar oldu vesaire. Ben hiç üzülmedim valla. Bana gibi geliyor. Ölmüş doğmuş bir çocuk gibi geliyor. Çok modern bir uçak belki ama o güne geldiğimizde uçağın envanteri, dünya envanterine zaten tam girmedi. Girdiği gün artık olacak, envanterden düşecek. Çünkü insansız araçlar çok hızlı ilerliyor. Bizde de durum bence farklı değil. Yani insansız araçlar her noktada geçecek, insanlı platformları geçecek. Kimse savaşa insan göndermek istemiyor tabii ki. Robotlar gidecek, insansız kara araçları, insansız hava araçları ki çok iyiyiz. Yani robotik konusunda da bu arada çok gelişmeler bence parlak. Yani her yerde, Ankara'da, İstanbul'da her bir kenarda bir firma bulabilirsiniz. Kendi robotik köpeğini yapan, kendi robotik insan sistemini yapan, drone'unu yapan sayısız firma var. Bu çok bence sevindirici bir haber mi diyeyim, sevindirici gelişme.
Evet, asıl uzmanlığınız olan elektrooptik özelinde savunma sanayini biraz daha değerlendirirseniz. O konuda çok da olamayacağım, pozitif olamayacağım bu konuda. Yani optik konusu maalesef ülkece geri kaldığımız bir konu. Hani optik deyince insanlar aklına gelen tek şey gözlük bu arada. Gözlük, evet. Bana da insanlar işte optik mühendisi falan deyince gözlük mi yapıyorsun diyorlar. İşte anlatmaya çalışıyoruz. Yani maalesef bu konu akademik olarak da geri kaldığımız bir konu. Hani eğitim tarafında da biraz eksikler var. Piyasaya baktığınız zaman piyasada da hani elektrooptik geliştiren firma derseniz bir avuç bu arada. Hani maalesef o konuda da çok fazla bir şey yok, firma yok. Çok yüksek teknoloji bu arada. Aslında biraz da sorun burada. Bu kadar yüksek teknolojiye çabuk giremiyorsunuz, çabuk adapte olamıyorsunuz. Hani şu an dünyada zaten mesela kamera sensörü yapan 2 tane firma, 3 tane firma kaldı zaten. Yani bu o kadar pahalı ve üst bir teknoloji ki hani girmek de çok zor. Girmek de lazım mı? O da tartışılır. Kamera derseniz dünyada kamera yapan ülke sayısı da, firma sayısı, ülke demeyelim, firma sayısı da belli. Şimdi büyük tröstler piyasayı domine ettiği için girmek de zorlaşıyor. Kimse elini taşın altına koyup yapmak istemiyor aslına bakarsanız. Hani o yüzden ne diyebilirim, gelişmekte. Gelişmekte ama daha çok yolu var. Evet, peki bilemiyorum. Aklıma geldiği için bu soruyu da sormak istiyorum şu anda. Çünkü hakikaten son zamanların en gözde konusu artificial intelligence meselesi. Bu konunun sizin alanınızda kullanılmasına herhalde Türkiye'deki firmalar bu işlere girdiler mi? Tabii ki. Nedir oradaki gelişmeler o anlamda? Ya aslına bakarsanız şu an böyle hani içinde yapay zeka olmayan proje saymak zor. Hani herkes projesinin içine bir şekilde bu arada yapay zekayı eklemeye çalışıyor. Bu da güzel bir gelişme bence. Türkiye'de de şu an sayısız firma bir şekilde ya yapay zeka geliştiriyor ya yapay zekayı kendi ürünlerinde kullanmaya çalışıyor. Yani değil mi ya bizim de şu an öyle bu arada. Yapay zeka bizim için de işte otonom sürüş tarafında çok değerli bir teknoloji, olması gereken bir teknoloji. Aslında işte machine learning yapay zekanın aslında önceki adıydı. Bizim için daha çok machine learning'den bahsediyoruz. İşte şeylerin kendini öğrenmesi, algoritmanın işleyişi öğrenmesi aslına bakarsanız. Bizim de kullandığımız tarafı bu. İşte mesela otonom araçlarda işte geliştirdiğimiz lidar entegre kameraların çevrelerini daha çabuk tanımalarını sağlamak aslına bakarsanız. Çünkü insanın da yaptığı budur bu arada. İnsan da yıllarca, bir insan bebeği büyürken yıllar içinde aslına bakarsanız nasıl ayakta duracağını, nasıl hareket edeceğini yavaş yavaş öğrenir aslında. Biz de bu süreçten bahsediyoruz. Kendi sistemlerimize nasıl yönlerini bulacaklarını öğretmekten bahsediyoruz aslında. Yani çok değerli ve çok önemli tabii ki. Gelişmelerde parlak. Konularında bence Türkiye dijital konularda çok hızlı. Yani her türlü dijital konuda çok hızlıyız. Biliyorsunuz internet çıktığında da bir anda Türkiye'de patladı. Herkes internet kullanıyor. İşte internette bir eğer varsa, bir test varsa, bir istatistiksel bir oy toplanıyorsa Türkler hep birinci orada. Çok seviyoruz. Dijital teknolojileri seviyoruz. Dijitalleşmeyi seviyoruz. O yüzden de yapay zeka ve benzeri bütün yazılım konularında aslına bakarsanız iyiyiz. Türk startup ekosistemi de aslına bakarsanız bu yüzden bence çok ciddi yükselişte. Dünyada bunun farkında. Şeyimiz çok kuvvetli ilerliyor. Teknoloji atılımlarımız çok kuvvetli ilerliyor bence. Evet, askeri ve sivil otonom araçlar konusunda Türkiye'nin durumu. Aslında biraz da konuştuk genel olarak. Yani en iyi olduğumuz neredeyse havacılıkta otonom araçlar zaten kendi kendine giden. İşte bu Bayraktar'ın yaptığı TB1, TB2 İHA'lar. Sivil İHA'lar. Sivil tarafta o kadar hızlı diyemem ama gelişmeler var. Bir kere en başta biliyorsunuz TOG var, artık kendi arabamızı yapıyoruz. Onun da yakın zamanda otonom versiyonu. Otonom versiyonu. Çalışıyorlar bu arada, yani çalışmıyor değiller. Biz de zamanında görüştük lidar konusunda. Aslında onu atladık. Rekrom'da ne yapıyoruz? Lidar yapıyoruz. Hani elektrooptik dedik hep. Rekrom'un elektrooptik konusunda uzmanlaştığı lidar. Lidar nedir dersiniz de aslında? Evet. Işık radarıdır. Yani radarın R'sini radyo frekansından gelir, radyodan gelir. Radyo frekansı yerine lazer kullanırsanız lidar olur. Anlayacağınız aslında aynı şey. Normalde de bir radyo dalgası gönderiyoruz doğaya, yansıyana bakıyoruz. Bize gelen geri yansıyan radyo dalgasına bakıyoruz. Işıkta da aynı. Doğaya bir lazer ışığı gönderiyoruz. Bize yansıyan lazer ışığına bakıyoruz. Arada geçen süreyi sayıyoruz. Aslına bakarsanız ışığınızı ölçüyoruz. Şu an yaptığımız sistemlerde ışığınızı saniyede 20 bin kere ölçerek bir tespit yapmaya çalışıyoruz. Evrenin büyüklüğünü falan da bu şekilde değil mi? Ölçmeye çalışıyorlar. Evet. Yok da mesela Dünya ile Ay'ın arasındaki mesafeyi böyle ölçebiliyoruz. Evrenin büyüklüğü için ama ışık çok değerli orada. Evet. Bizim bütün tek bilgimiz evreni tanımak için ışık yani. Aslında öyle bakarsanız zaten biraz da teknoloji kendini anlatıyor. Yani ışık her şeyin şu an temelinde oturuyor. Işık devreleri elektronik tarafı aslında fotoniye geçecek. Artık biliyorsunuz fiber teknolojileri haberleşmede bütün sektörü domine etmiş durumda. O yüzden aslında optik çok değerli bir konu.
ilerlememiz gereken bir konu diye düşünüyorum. Evet, peki bu anlamda yeterince bu sektörün gelişmesi için hükümetin de bu noktada üzerine düşeni ya da yapması gerekeni yaptığını düşünüyor musunuz? Veya ne yapılabilir bu konuda Türkiye'nin biraz daha atılım yapması için? Güzel bir noktaya parmak bastınız. Teşekkürler. Hani hep aklımdaydı da nasıl konu açılır diye düşünüyordum. Devlet bu konuda bence sondur. Yani bu konu derken şey değil, elektrooptik üzerinde değil. Ama şey, yani birçok destek var. Şu an Türkiye bu konuda bence iyi bir ülke. Şey, Ar-Ge destekleri konusunda, Ar-Ge yatırımları konusunda. İşte altını çizmek isterim. Şu an bence TÜBİTAK bağlı olan TEDEP bu destekleri veriyor bizim gibi firmalara. Dönemde 3000'in üzerinde projeye destek veriyorlar. Böyle şimdi ben rakamları değişiyor çünkü sadece fikir versin diye söyleyeyim. Ortalama 6 milyon gibi, 5 milyon gibi rakamlar veriyorlar proje başına. Çok değerli bunlar, hibe rakamları. Hani siz bir teknoloji geliştiriyorsunuz, bir müşteriniz var. Aslında müşterinizden bir miktar alıyorsunuz ama asla Ar-Ge'yi böyle ne denir, bir projelendirmek kolay değil. Hep yolda başınıza başka problemler çıkıyor. O yüzden de Ar-Ge tarafında destek dağıtılması lazım zaten. Türkiye bence giderek de destekleri arttırıyor. Şey, kriz dönemlerinde korktuk. Acaba destekler azalır mı, çekilir mi geriye diye. Aksine destekler bence, yani devletin ve her bakanlığı, Sanayi Bakanlığı'nın destekleri ayrı, kalkınma ajanslarının destekleri, işte şeylerin, sanayi odalarının destekleri derken bakıyorsunuz korkunç bir destek ekosistemi oluştu. Çok değerli bence. Ve şey, yani hükümet de bunları destekliyor ki bunlar var diye düşünüyorum. O konuda biz de çok faydalanıyoruz. TEDEP desteklerinden ve benzeri desteklerden, işte Avrupa Birliği desteklerinden vesaire derken o konuda hızlı ve bence şey, güzel çalışan bir sistem var bence Türkiye'de. Rekrom, biraz önce ne üretiyorsunuz diye sorduğum zaman lider dediniz. Bunun yanı sıra başka çalışmalarınız, başka ürün geliştirme faaliyetleriniz mesela var mı? Ya aslında şey, en çok gurur duyduğumuz şey, beni de sektörü aslında ilk girmemi sağlayan şey, biz optik tasarım yazılımı geliştirerek başlamış bir firmayız. Ben kariyerime daha üniversite çağlarından optik tasarım yazılımı geliştirerek, Rayfect adında bir, hatta lisanslı bir yazılımımız var. Nedir optik tasarım yazılımı deyince aslında şey, mühendislik yazılımı. Şeyi düşünebilirsiniz, işte bu CAD programları, işte bu 3 boyutlu tasarım programları var, mekanik tasarım programları, işte onların şey versiyonu, optik versiyonu. Herkesin bildiği işte solidler, şeyle katyalar gibi, bunların optik tarafta versiyonları var dünyada, az sayıda bu arada. İşte biz de onlardan bir tanesi olmaya çalışıyoruz. Şu an programımızı işte üniversitelerde ve öğrencilere eğitim amaçlı veriyoruz ve kendi bünyemizde kullanıyoruz. Anlayacağınız, Rekrom kendi optik tasarım yazılımını geliştirebilen bir firma. Bu da şöyle bence buraya çıkar. Bizim optik konusunda bir sınırımız yok. Proje ne olursa yaparız ki yaptık bu arada. İşte görüntü işlemeyle ilgili projeler, şeyler adı neydi, kamera projeleri, işte termal kamera, visible zoom kamerası projesi gibi çok değişik projeler yaptık. Hatta göz içi katarak lensi geliştirmişliğimiz bile var aslında bakarsanız. İşte mikroskoplar vesaire derken. Benim kariyerimde 20'den fazla zaten şu an kullanılan ürün tasarımı yaptım zaten ki Rekrom'da da onun üzerinde ürün geliştirdik. Ama bundan sonra lider geliştireceğiz diye düşünüyoruz. Lider çok başka bir yerde çünkü bizim için çok başka bir yerde ve çok da fazla lider ürünü var. Hani bir ucundan ürün gamımızı her gün yeni bir ürün eklemeye çalışıyoruz. İşte ürün sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Evet, o zaman hemen buradan uzun vadede Rekrom için planlarınıza geçelim. Biraz zaten o konuya girmiş olduk. Ya şey diye düşünüyoruz aslına bakarsanız. Biz başka bir lider geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında bu teknoloji biraz böyle ilerler. Hani bir şey çıkınca insanlar bunun üstüne gider. Şu an bütün dünya bence şey, aynı yere gidiyorlar. Biraz da biliyorsunuz şeydir. Çok bir şeyin üstüne çok fazla uğraşırsanız, çok fazla bilirseniz bir sıkışırsınız aslında. Biraz bakış açınızı değiştirmek gerekir. Biz çok taze girdik teknolojinin ortasına. 5 sene önce başladık bu işe. İşte biraz da piyasayı inceledik. Ben şey diye düşünüyorum. Şu anki liderler, piyasadaki ürünler Türkiye'nin değil bu arada. Türkiye'nin maalesef geliştirdiği herhangi bir lider ürünü yok. Biz tek firmayız Türkiye'de lider geliştiren. Yakın coğrafyalarda da maalesef pek yok. İşte Amerika ve Çin'de genelde bu firmaların geliştirdiği liderlerin hepsi birinin kopyası ve şey, otonom sürüş için uygun değiller bizce. Otonom sürüş için uygun lider yapman herkes peşinde. Uygun otonom sürüşün uygun lider nedir? Düşük maliyetli bu arada. Tek herkesin aradığı şey, bir otomotive ya da bir robota bir ürün yapıyorsanız düşük maliyetli olması lazım. Şimdi bizim de amacımız düşük maliyetli bir lider teknolojisi geliştirmek. Solid state diyoruz bunları. Tamamen katı hal. İşte tamamen elektronik aslında. Elektronik ve saf optik. Böylece fiyatlar düşük. Böyle olunca da piyasaya uyarlanabilir lider yapmak. Yani böyle bakarsanız Rekrom'un otonomi ile ilgili, dünyada otonomi pazarında söz sahibi olmakla ilgili şeyleri var, hedefleri var. İşte şu an bayağı kendi patentli liderimizi geliştiriyoruz, kendi patentli lider ürünlerimizi geliştiriyoruz. İşte bunları dünyaya taşımak bizim amacımız da. Yakın zamanda zaten uluslararası bir firma olmak, işte bir Amerika ofisi açmak, bir Avrupa'da bir ofis açmak derken uluslararası sektörde söz geçen bir firma olmak Rekrom'un amacı.
Şu anda siz ürünlerinizi yurt dışına satıyor musunuz? Hayır, henüz satıyoruz diyemem. Aha. Daha biraz daha zamanımız var bunun için. Şu an sadece yani hep savunma sanayi firmalarına ürünler verdik. Hı. Onlar hani şeyler, IP'ler de onlarda, satış hakları da onlarda tabii ki. Hı. Henüz kendi ürünümüzü seri üretime geçirip satma noktasına ulaşamamış değiliz ama çok oradayız, o eşiklerdeyiz. Çok yakın zamanda, ya işte biliyorsunuz krizler bitmiyor Türkiye'de işte. Evet. Her gün yeni bir kriz çıkıyor. Bunlar da biraz bizi yavaşlattı diyebilirim. Onu da birazdan belki değerlendiririz. Yani son krizden bu sektör nasıl etkilendi? Siz nispeten yeni bir firma olduğunuz için daha önceki krizleri soramıyorum. Son krizi sorabiliyorum ancak. Yani aslında bir etkisini mutlaka biri, siz de görmüşsünüzdür. Tabii. Yani 2019'da kurulduk. Kurulduğumuzdan beri kriz bitmedi aslında. Bitmiyor biliyorsunuz. Türkiye'de kriz evet. Maalesef bitmiyor. Şey ya geliyor ya geldi. 2019-2020'de işte koronayla başladı. Korona krizinden sonra işte biliyorsunuz bu herkes etkilendi. Elektronik eşyalarda, şeylerde, ekipmanlarda sıkıntı yaşadık. Çip krizi geldi çünkü. Koronaya bağlı olarak gelişen bir krizdi. Arkasından şimdi ekonomik buhran yaşıyoruz. Bütün dünya yaşıyor. Dünyada ekonomik buhran var. Hani şey evet. Bu, biz çok bizle ilgili değil bence. Anlayacağınız etkilenmedik mi? Etkilendik tabii ki. Savunma sanayi doğası gereği bütün krizlerden geç etkileniyor. Aslında çünkü çok her şey süreç yavaş ilerliyor. Ya bir perakende sektörü gibi bir işte gıda sektöründe aslında her şey çok hızlıdır. İşte çünkü yemeği günlük tüketmeniz gerekir, bozulur çünkü. Neyse burada orada öyle hızlı bir akış var. Bizim tarafa geldiğinizde böyle bir proje adı geçtikten sonra, adı konuşulmaya başlandıktan sonra 2 sene içinde işe dönüşebilirse çok şanslısınız demektir. Bazen bu süreçler 5 yılları, 10 yılları buluyor projenin büyüklüğüne bağlı olarak. Ya işte örneğin bir helikopter ihalesi işte böyle 20 yıl sürebiliyor. Bu dev bir proje. Bir uçak ihalesi 15 sene sürebiliyor. Onlar mantıklı süreçler. Anlayacağınız bu kadar uzayınca süreçler bize de krizler hep geriden. Böyle şeyi hatırlıyorum, koronanın başları 2021 yılı, işte dedim bize korona pek etkilemedi. 2022'ye geldiğimizde işte o zaman gördük etkiyi, hep geriden geliyor. Anlayacağınız tabii ki hepsinden maalesef kötü etkilendi savunma sanayi. Bütün savunma sanayi, biz değil sadece. Bu krizlerin hiçbiri savunma sanayine şey iyi gelmedi maalesef. Koronada, şeyde, çip krizde, şu anki ekonomik krizde tabii ki şartları çok zorlaştırıyor bizim için. Evet, yani geliştirmeye çalıştığınız ürün LiDAR'dan söz ettiniz. Amerika ve Çin'in aslında bu ürünleri geliştirdiğini ifade ettiniz. Türkiye için son derece yeni bir üretim alanı bu. Bu anlamda peki bunların geliştirilmesine ve yani hem Ar-Ge noktasında düşünsel anlamda geliştirilmesine hem de produktivite anlamında yani üretim noktasında geliştirilmesine uygun eleman ve altyapısı olan yani akademik altyapısı olan insan bulma noktasında sıkıntı yaşıyor musunuz? Bir de Türkiye'nin son döneminde tabii beyin göçü problemi de yaşadığını düşünecek olursak bu anlamda neler söylersiniz? Teşekkürler. Güzel bir nokta. Yani en çok bunları etkilen yine savunma sanayi. Yani herkes bunun farkında. Türkiye'de beyin göçü var. Peki kimler göç ediyor? Aslına bakarsanız en çok savunma sanayinde çalışanlar göç ediyor diye bakabilirsiniz. Bir yandan en yüksek teknoloji o tarafta, en şey kalifiye personel diyelim, en kalifiye, en yetişmiş beyin gücümüzün büyük kısmı ya da büyük kısımlarından bir tanesi savunma sanayinde. O yüzden sürekli bir kaçış var, sürekli bir işte biliyorsunuz yurt dışına akış var. Bu da çok bizi etkiliyor. Şeyden böyle aslında bakarsanız şey gibi yukarıdan aşağı yani yukarıdaki büyük oyuncuları çok fazla etkiliyor. Şimdi onlar etkilenince doğal olarak aşağıdan bize doğru geliyor o etki, çığ etkisi gibi. Eleman bulmakta gerçekten zorluk çekiyoruz. Gerçekten yani şey ben inanmıyorum. Yani işsizlik tabii ki var ama hani şey Türkiye'de kalifiye eleman açığı da var. Yani o insanlar kendini biraz geliştirse aslında biraz şey ne denir? Oturup çalışsalar diyeyim. Türkiye'de kesinlikle iş var şeye kalifiye elemana. Bir de sizinki gibi alanlar sürekli gelişim gerektiren alanlar. Kesinlikle kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Sürekli yüksek teknoloji çalışıyorsanız aynı öyle biz kendine yetiştiren insanlar lazım. Şey değil sadece üniversitede aldığı derslerde değil de yanına bir şey benim hep şeyim de budur. Gençlere bunu sorarım. Ne yaptın? Üniversite dışında ne yaptın? Sana hocanın ödev verdiği konu dışında ne yaptın acaba? Kendi kendine bir proje yaptın mı? Birisi seni zorlamadan bir şey yaptın mı? Evet. Budur hep. Peki zaten süremizin sonuna gelmek üzereyiz ama ben pek çok soru yönelttim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alarak noktalayalım. Yani genel olarak yine şeyi tekrarlamak isterim. Bence ülkemiz yani çok karamsar insanlar. Genelde ben bunu kendi arkadaş ortamında hep söylüyorum. Bence Türkiye gayet iyi gidiyor aslında bakarsanız. Yani yükseliş trendinde Türkiye. Yani gençler pek geçmişi bilmiyorlar. Aslına bakarsanız Türkiye bence ekonomik olarak da çok daha artık ayakları yere basan bir ülke. Teknolojik olarak da daha ayakları yere basan bir ülke.
Yani düğüne kadar hiç yerli milli bir şeyimiz yokken, herhangi bir askeri platformumuz yokken şimdi sayısız var. Burada yerleşme oranını %50'nin üzerine çıkartmış durumdayız. İnşallah daha da bu rakam 90'ları, 80'leri inşallah göreceğiz. İşte dünyada da bir şey var biliyorsunuz. Genel olarak bir özgürleşme, bir sosyal medyayla beraber bunun da etkisinde olduğunu düşünüyorum. Yine Türkiye'nin de iyileşmesinde inşallah devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz Rekrom AŞ kurucu CEO'su Sayın Altuğ Uçar. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sayın seyirciler, son seansı noktalıyoruz. Yeni haftada gün sonunda saatlerimiz 16.30 gösterdiğinde tekrar görüşmek dileğiyle.